Merhaba Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 2022 Mart ayında gökyüzünde ne gibi durumlar oluşacak? Sizler için bu etkiler ne anlama geliyor? Dilerseniz hep beraber bakalım. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz kavuşumla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. 9. evinizde görmüş olduğunuz gibi Plüton, Mars ve Venüs'ün bir kavuşum var. Aslına bakarsanız bu kavuşum Şubat ayının sonundan itibaren devredeydi. Mart ayının ilk haftasında da yine etkilerini sürdürecek. 6 Mart'tan itibaren Mars ve Venüs Kova burcuna geçiş sağlayacak. Bu ne demek arkadaşlar? Buradaki bu kavuşum ne demek? Şimdi Plüton fayda vermeyen bazı düzenlerin, bazı durumların geride bırakılıp, ayıklanıp yeni durumlar, yeni oluşumların, yeni başlangıçların oluşacağı durumların habercisi. Şimdi 9. ev konularınız, yabancılarla ilgili konular, dış ticaret, yüksek öğretim konuları, din ve felsefeyle ilgili konular, hukuksal konular, yabancı dille ilgili, yabancı kültürlerle ilgili konuları temsil ediyor. Şimdi Venüs ve Mars sizin 12. ve 6. evinizi temsil ettiği için sizin böyle içinize sinmeyen, huzur vermeyen ya da rutin hayatınızı olumsuz yönde etkileyen bir durumla ilgili artık ayıklama ve sonlanma kararı alacaksınız. Onları geride bırakacaksınız. Yeni bir metot deneyeceksiniz. Bununla ilgili kararlarınız ve girişimleriniz olabilir. Bu Mart ayının ilk haftasından itibaren. Sonrasında ise şuradaki yeni ay ile ilgili bilgi vermek istiyorum. 2 Mart'ta da Balık burcunda 12 derece 6 dakikada bir yeni ay oluşacak. Yeni aylar nedir? Yeni durumları, yenilik enerjisini getirir hayatımıza. Şimdi şöyle Balık burcunda olmasından ötürü bu konular yaratıcılıkla, işte ruhsal arayışlarımızla, sanatla, mistik konularla, spiritüel konularla, hayal dünyamızla ilgili temaları içeriyor. Bu arada sağlık açısından da ayak ve ayak parmaklarını ilgilendiriyor. O konuda da yine bu yeni ayın etkisiyle etki alabilirsiniz. Size varsa imkanınız kontrollerinizi yaptırmanızı öneririm. Onun dışında sizin 11. evinizle temsil ediliyor Balık burcu. Sizin arkadaşlarınız, büyük hayat planlarınız, dostlarınız, kalabalık çevreleriniz, bağlı olduğunuz vakıflar, dernekler, partiler, onlarla ilgili konular ya da kariyerden gelen büyük paralarla alakalı yeni bir gündeminiz var. Yeni bir sayfa açılacak, yeni bir oluşum içerisinde olacaksınız. Yeni bir pencereden bakacaksınız, belki farklı bir alana yöneleceksiniz vesaire. Ama genel olarak olumlu. Çünkü burada Jüpiter de var. Hani sizin işinize yarayacak, hoşunuza gidecek bir yeni ay bu. Olumlu anlamda değerlendirmenizi, size iyi gelmesini diliyorum. Evet, bir sonraki görselime geçmek istiyorum. Sonrasında 5 Mart'ta Güneş ve Jüpiter'in bir kavuşumu var. Güneş ve Jüpiter kavuşumu biliyorsunuz böyle dualarımızın, dileklerimizin kabul olduğu, bir de Balık burcunda olduğu için yine böyle aynı konulara, böyle ruhsal çalışmalara, meditasyon, dua, dilek, bu konu yani şifalanma alanları ile ilgili yine güzel bir etki. Sizin de böyle hani gelecek planlarınızla alakalı olduğu için aslında böyle hep hayal ettiğiniz, böyle olmasını istediğiniz bir konuyla alakalı güzel bir gelişme yaşanabilir. Çok olumlu, çok güzel. Umarım size de çok iyi gelir. Siz de en yüksek şekilde faydalanırsınız bu güzel etkiden. Sonrasında ise bir görselim daha var. Hemen ona geçeyim, oradan anlatayım. Evet, 10 Mart'ta da Merkür Balık burcuna geçiyor. Şimdi Merkür de buraya geçtiği için artık buna ilgili böyle atıyorum işte bu gelecek planınız, işte vizyonunuz ya da arkadaşlıklar olabilir, kalabalık ortamlar vesaire, kalabalıklarla buluştuğunuz ortamlar. Onlarla alakalı böyle anlaşma, sözleşme ya da iletişim, araştırma trafiğine girebilirsiniz. Onun için güzel etkiler devrede olacak. Bu 10 Mart'tan itibaren. Sonrasında ise 13 Mart'tan itibaren Güneş ve Neptün'ün bir kavuşumu olacak. Bu da biraz böyle kafanızın bulanık olmasına sebep olabilir. Şimdi böyle Neptün de belirsizliklerle ilgili olduğu için
böyle nasıl söyleyeyim ben size, kendini yani bu arkadaşlıklarla ilgili evi anlattığı için kendini böyle çok fazla abartan, farklı gösteren kişilerle olan diyalogları da gösterebilir. Böyle sizin kafanızı karıştıran durumlar oluşabilir. Böyle belirsizlik yaratan durumlar oluşabilir. O yüzden çok iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Özellikle 10 Mart'tan itibaren zaten Merkür de orada olacağı için böyle bir mantık, akıl süzgecinden lütfen geçirin olan biteni. Böyle size kim kendini ne kadar doğru tanıtıyor ya da işte ne kadar doğru bilgiler veriliyor. Onlarla ilgili mutlaka kontrollerinizi, araştırmalarınızı daha sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışın. Çünkü size dediğim gibi çok fazla böyle olduğundan daha fazla büyük gösterilen ya da kendini farklı tanıtan kişilerle ilgili durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sonrasında ise evet, bir durumdan daha bahsetmek istiyorum. Buraya ayrı bir parantez açacağım. Şöyle söyleyeyim, az önce de bahsetmiştim. 6 Mart'tan itibaren de Venüs ve Mars sizin 10. evinize geçecek demiştik. 6 Mart'tan sonra kariyer evinizle alakalı hızlı gelişmeleriniz olacak. Bu Venüs parayı temsil ettiği için parayla ilgili yeni anlaşmalarınız olacak. Ama bu şimdi Satürn olduğu için işin içerisinde, Merkür de orada. Bu yeni anlaşmalarınız böyle söz olmayacak. Artık bunun resmi, kalıcı, ileride işte 10 sene sonraya da tesir edebilecek kalıcı olacak. Yani size böyle işte sözler, vaatler, işte şöyle yapacağız böyle, onlar değil, resmi, kanıtlı. Neyse hak ettiniz, onlar verecek parasal anlamda Venüs işin içerisinde olduğu için. Hak edişleriniz olacak ve bir de çok yoğun olacak. Trafiğiniz iş konusunda çok yoğun olacaksınız. Mars da işin içinde olduğu için o zaten böyle hareket enerjisi orayı bir hareketlendirir. Sizi böyle yoğun bir döneme sürükleyecek. Eğer iş hayatınız yoksa da aile büyüklerinizin parasıyla alakalı böyle ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir. Ya da sağlığıyla ilgili böyle onunla ilgili bir koşturmanız olabilir. İlgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir. Aile büyüklerinizle alakalı. Evet, sonrasında ilerliyorum. 18 Mart'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu da 27 derecede Başak Burcu'nda. Şurada. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu şimdi biliyorsunuz Başak Burcu düzen ve böyle net olmayla alakalı, akıl süzgecinden geçirdiğimiz bütün konuları gösterir. Balık Burcu ise böyle hayaller, biraz daha böyle yaratıcılık, işte böyle şifa kanallarımız vesaire, onlarla alakalı bazen de kaotik durumları anlatır. Zaten hani kendisi kaotik olan bir burç, bir de burada kendi yöneticisi de yine Neptün de burada bulunuyor zaten. Bir de üstüne bütün bu gezegenlerin de karışmasıyla burada bir selim oluşuyor, bir kaotik bir durum var. Şimdi bu dolunay, dolunayda biliyorsunuz böyle biraz böyle nihayetlendirme, işte sonuca kavuşturma, sonuçlandırmayla ilgili olduğu için özellikle burada öğrendiğiniz, yaşadıklarınızı böyle bir check etme şansınız olacak. Burada oluşan belirsizlikleri böyle bir akıl süzgecinden geçip netleştirme gibi şansınız olacak. Bir de şimdi 5. eviniz sizin çocuklarınız, aşk hayatınız, hobilerinizle alakalı konular olduğu için hani buraya çok kanalize olduğunuz için buraları aksatmış olabilirsiniz. Onlarla ilgili bir çeki düzen vereceksiniz. Yeni düzenlemeler yapacaksınız. Kafanızda netleşecek bu buradaki konularla alakalı. Bir nihayetlendireceksiniz. Bir düzen oturtacaksınız. Bu her iki başlıkla alakalı olarak. Evet, bir de bu arkadaşlar, bu 18 Mart'taki dolunayda Başak Burcu'nda olduğu için pankreasla alakalı bağırsakla bağırsak sorunlarını tetikleyebilir. Yine bu kolon, sindirim sistemi, onlarla ilgili sorunları da tetikleyebilir. Bu tip sorunlar da yaşayabilirsiniz. Ona da dikkat etmenizi öneririm. Evet, sonrasında ilerleyelim. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek. Şurada gördüğümüz Koç 12. evinize geçiş yapacak. Siz biraz daha böyle izole olup böyle kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Kendi içinize yönelebilirsiniz. Biraz daha böyle işte dua, meditasyon, işte şifalanma vesaire,
biraz daha böyle herkesten gizli yaptığınız böyle hobileriniz olabilir, onlara yönelebilirsiniz. Biraz daha böyle izole olmak, kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. Bu 20 Mart'tan sonra Güneş'in işte Koç burcuna geçişinden itibaren. Evet, sonrasında ilerleyelim. 27 Mart'ta Merkür de Koç burcuna geçiyor. Dediğim gibi zaten Güneş de buradaydı, Koç da buraya geçiyor. Böyle iç dünyanızda farklı böyle idraklarınız olabilir. Daha önce hani fark etmediğiniz yeni noktaları fark edebilirsiniz ya da başka derin araştırmalara girebilirsiniz. Böyle biraz böyle inziva, biraz izole, biraz böyle şifalanma, o kanallar ya da sağlık kontrolleriniz onlarla alakalı. Hani burada Şiron'da olduğu için bunlarla alakalı yeni bir döngüye başlamış olacaksınız. Bu dediğim gibi 20'sinden itibaren Güneş'in de girmesiyle Merkür de oraya giriyor Mart ayından, 27 Mart'tan sonra biraz daha bu durumlara kanalize olacaksınız. Bir de videomu kapatmadan önce bir etkiden daha bahsetmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz Venüs ve Mars'ın öncelikle 19 Mart'ta Venüs'ün Uranüs'te bir karesi başlayacak. Daha sonra 22 Mart'ta da Mars'ın Uranüs'te bir karesi oluşacak. Şimdi bu hani direkt kendinizi ilgilendirdiği için, Boğa burcunda olduğu için kariyer ve kariyer alanlarınızda bazı blokajlar, sınırlamalar ve baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle bu işte hani iş yoğunluğunuz artıyor. Bu Mars böyle hani zaten bir enerji, hareket enerjisini getirir. Venüs de para konuları ve kadınlarla olan ilişkiler o süreçte. Bunlarla alakalı bazı böyle kendisi baskı altında bazı konularda da kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bahsettiğim bu işte 19'unda işte Venüs'ün karesi, 22'sinde de Mars'ın karesi var. Bir onlara dikkat etmenizi öneririm. Onlarla ilgili zorlanabilirsiniz. 28'inde de yine az önce bahsettiğim Venüs'e şurada görmüş olduğunuz Satürn'ün kavuşumu var. Bu parasal konuları böyle resmiyet kazandırıyorsunuz. Önemli kişilerden de destek alıyorsunuz. Bu para mevzularınızda, yani daha önce çözülemeyen para mevzularınız neyse onlarla ilgili destekler de alıyorsunuz. Daha böyle somut, kalıcı, yasal bir zemine oturtmuş olacaksınız bu sürecin sonucunda. Ama sizin yani yine de baskı ve blokajlar üzerinizde hissedebilirsiniz. Bu enerjiler de devrede olacak. Yine bahsettiğim gibi çalışmıyorsanız da yine özellikle kadın figürlerle alakalı sağlıklarıyla ve para ve miras konularıyla ilgili ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar, aktaracaklarım bunlar özet olarak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda yıllık yorum videoları da var. Orada da çok detaylı bilgiler var eğer izlemek isterseniz. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.